Herkese merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün çok yoruldum, acayip yoruldum. Şöyle göstereceğim. Arkamda gördüğünüz gibi şöyle şuraları komple hepsini yıktım. Şimdi onlara bir yavaştan bakalım. Yoruldum arkadaşlar yani. Vallahi bugün acayip bir yoruldum. Sobayı da daha yeni yaktım. Bismillah dedim, her tarafı yıktım, döktüm. Anca akşam oldu tabii. Şimdi dedim size video çekeyim dedim, çünkü bazı arkadaşlarımız bazen diyor ki abi iki tane video at diyor. Biz de uğraşıyoruz yani, bazen işte sağa sola döküyoruz, kırıyoruz, yeni yerler yapıyoruz, hayvanlarla uğraşıyoruz. O yüzden iki video bazen sıkıntılı oluyor ama ne, atmaya çalışıyorum yani arkadaşlar. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi bu kafesi şöyle buraya aldım arkadaşlar. Buraya yıktım, biliyorsunuz bazen böyle uzanmak istiyordum, uzanamıyordum. Yani arkada bir malzeme kalıyordu, onu alamıyordum. Tabii şimdi bunlar şimdi geçici olarak şöyle bir kafes yaptım. İlkten buradan başlayalım, ondan sonra devam edelim inşallah. Dışarısına pek çıkmak istemiyorum, hava biraz karanlık. Ama yine bilgilerini vereceğim size. Şöyle güzel bir kafes yaptım arkadaşlar. Yani şöyle kapısı şöyle yukarı kaydırmalı ama daha bitmedi tabii. Yani şöyle gördüğünüz gibi kapanıp açıyorum. Şöyle yakından böyle bıldırcınlarımız var. Maşallah size ya. İki erkek, üç tane dişi bıldırcınımız var. Yani öyle yemini, suyunu falan koydum arkadaşlar. Lambaları yanıyor. Bidonu, bidonsuz olmaz tabii. Bidonu koymazsam olmaz yani. Bunlar bana küser yoksa. Yani böyle koydum arkadaşlar. Keşke altını tel yapaydım. Hasan abi bana altını tel yap demişti ama ben maalesef tabii aceleden yaptığım için tahtayı çaktım geçtim. Yani böyle bir kafes oldu. Yani bu da şöyle biraz sıkıntılı ama neyse, daha tam ayarlayamadım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir kafes. Yani yanını böyle şöyle yaptım, böyle gördüğünüz gibi güzel bir önünü tel çaktım abi bir şey. Yani nasıl, yorumlarda belirtin nasıl güzel olmuş mu olmamış mı diye. Şimdi bunun üstüne bir tane daha, işte sonra bir tane daha falan, 2-3 tane daha böyle kafes yapacağım inşallah. Tabi bıldırcın, çim bıldırcını, bilmem ne bıldırcını, bir sürü hayvan yetiştireceğiz inşallah diyelim arkadaşlar sizlerin sayesinde. Yani bunlar da artık, ulan siz dışarı alayım mı lan, kocaman olmuşsunuz ha. Vallahi maşallah arkadaşlar, üçü de dişi sanırsam. Yani üçünün de böyle göğsünde benekleri var. Aynen, galiba üçü de dişi. Zaten 4 tane yumurta koymuştum, 3 tanesi dişi çıkmış. İyi, güzel güzel. Maşallah bayağı bereketli oldu bizim yani. Bayağı da tavuk var sanırsam. Bilmiyorum tabi, anlamıyorum. Anlasam şimdi bahşişine bak. Kocaman olmuşsun lan. Yani arkadaşlar bu kafesi de böyle buraya koydum. Siz yine yorumlarda yazarsınız nasıl olmuş sizce. İyi mi olmuş? Daha da tabi bunu şimdi altına iki tane daha kafes koyacağım. Bunu en üste koyacağım. Çünkü böyle olmaz yani. Bunun üstüne bir şey yapamayız. Ya böyle güzel bir şey yaptım arkadaşlar. Bir tane civcivimiz biraz sıkıntılı. Çıkarken herhalde biraz aksilik olmuş. Yani şöyle gördüğünüz gibi hep sağa yatıyor. Yani sobanın yanına alıyorum. Yine sağa yatıyor. Yine sağa yatıyor. Yine sağa yatıyor. Yani böyle yamulmuş yani, tam çıkamamış herhalde ya da sıkışmış. İşte boş yumurtaları her zaman atmak lazım çünkü hayvanları sıkıştırıyor. Yani bilmiyorum, bu da yakında herhalde ölecek ama ben yine de bir sobanın yanına alacağım. Zaten anca işim bitti. Yani bayağı bir uğraştım bugün, yıktım döktüm. Ya böyle maşallah, bunların da keyfi yerinde. Şunun güzelliğine bak ya. Şimdi hiç gold brown'a civcivi görmedim. Bu ona benziyor yani, bayağı da paçalı, bol paçalı da. Acaba ondan mı? Şuna baksana ya, ne oldu ne oldu aşkıma? Aşkıma ne oldu? Çok güzel renkleri var ya valla. Bir gün Fethi amcayı da çekeceğim arkadaşlar sizlere. Bu onların, onun kırma tavukları, baksanıza şöyle çok gri renkte çıkmış. Yani şöyle. Şişt, ne oldu ne oldu, ne diklendin bana? Maşallah arkadaşlar. Gene 30'a yakın civcivimiz çıktı. 12-13 tane de bıldırcın çıktı. Pardon, 11-12 tane de bıldırcın çıktı, yalan olmasın. Yani böyle bunların da tabii, bunlara da güzel bir kafes yapacağım yarın. Yani bayağı yoruldum bugün. Bayağı bir temizlik memizlik yaptım. Şöyle montu da bunun üstüne böyle atıyorum arkadaşlar. Ondan sonra hiçbir sıcaklık falan şey olmuyor. Ya buradan hava alıyor. Fare falan girmiyor çok şükür. Makineyi tekrardan çalıştırdım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Ufaktan zaten bugün koydum. Bir sıkıntı olmaz. Şöyle 8 tane bizim Nazlı'nın yumurtasını koydum. Dark Brahma. 5 tane biliyorsunuz Harikalar Diyarı'ndan bize hediye porselen Nigor'in yumurtası gelmişti. Yani öyle bunları da koydum arkadaşlar. Ondan sonra ördek yumurtası falan filan bir sürü Fethi amcanın yumurtaları. Bir gün Fethi amcanın kümesi de çekeceğiz inşallah. O da çalışıyor bu aralar. Yani gidip gelemiyoruz. Yani öyle, bir de arkadaşlar şöyle çim bıldırcınları bugün de bir tane daha yumurta yapmışlar. Şöyle gördünüz zaten koyu renkliler, onların yumurtası. 3 tane yumurtası var. Bakalım, onları da deneyeceğim. 3 gün sonra makineye koyacağım. İnşallah onlardan da güzel bir verim alırız yani. İnşallah çıkarsa, çoğaltırsak benim için güzel olur yani. Yani tekrardan şöyle göstereyim arkadaşlar. Sizce nasıl olmuş? Aşağı yorumlara yazın. Vallahi benim çok böyle hoşuma gitti ya. Keşke önceden yine böyle yapsaydım. O kadar uğraşmasaydım. Şu arkadaki köpükleri zaten. Arkadaki köpükler kalsın. O kadar da önemli değil. Zaten civcivler bunları yiyemez. İçeriye de zaten tavuk alıp almam. Yani içeride de
tavuk beslemem, bunları da yiyemezler. Zaten böyle kat kat çıkacağız yani inşallah arkadaşlar. Bakalım dışarı doğru çıkalım. Yani onları bir size göstereyim. Bugün ne oldu? Hintoyu verdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim buradaki bir sürü malzeme. Bayağı da karanlık arkadaşlar. Kusura bakmayın valla. Şöyle bu bir sürü malzememiz çıktı. Yani bunları da inşallah yarın güzel bir kafesler yapacağım. Biliyorsunuz Çin bıldırcınların eski kafesi bu. Bunu da değerlendireceğim inşallah. Bakalım içeride bugün 3 tane horozumuzu verdik arkadaşlar. Kelimeli hepsini verdim vallahi. Yapacak bir şey yok. Yani biliyorsunuz bir yerden de bir şeyler kazanmak lazım. Değil mi Osman'cığım? Ulan sen üşkiyatçı. Bütün horozları verdim arkadaşlar. Sakallı horozu da verdim. Sadece bu Osman'ın kardeşi kaldı. Onu da vereceğim yani. O da gidecek. Onu da verdim aslında. Da şu an burada duruyor. 3 horoz gitti, bir o kaldı. Yani yapacak bir şey yok. O da zaten biliyorsunuz çoğu arkadaşımız kırma 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 dedi. Hintoyu da verdim. Yani bütün horozları verdim yani arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani o kadar kırma dediniz. Yani hala da yorum atıyorsunuz yani kırmadır abi zaten tamam kırma olduğunu biliyoruz da yani tamam o kadar yorum atmaya gerek yok. Yani onu da verdim arkadaşlar yapacak bir şey yok. Biz orijinal yani orijinal hint bulana kadar bakacağız yani böyle. Şöyle gidelim bizim bakalım babacık ne yapıyor ya vallahi özledim yani bunu bayağı bugün çok yoruldum arkadaşlar. Vallahi imanım gevrildi. Değil mi lan çocuklar maşallah maşallah size. Nazlı sen öksürüyorsun bana bakayım mı sen hasta olma kızım benim tamam mı? Şimdi Nazlı'nın 8 tane yumurtasını koydum arkadaşlar. İnşallah bakalım bundan da güzel bir yavrular alırız. Yani Tefo bakacağım valla güzel iş yaptıysan sana makarna getireceğim. Tamam mı canım benim? Neyse arkadaşlar şöyle ispençlere doğru gidelim. Bıldırcınları gösterelim. İnşallah ondan sonra videomuzun sonuna doğru gelelim. Yani bayağı bir yoruldum bugün açıkçası. Orayı yıktım ondan sonra temizledim. Ondan sonra bir tane kafes yaptım. Yani bayağı bir uğraştım yani. Yapacak bir şey yok. Bu hepsi bunlar için değil mi çocuklar? Maşallah. Şu gördüğünüz en arkadaki arkadaşlar düğümümüz zaten ötüyor biliyorsunuz. Küçük enişteyle sabah kavga ediyorlardı. Vallahi manitaları hangisi alacak diye merak ettim ama yani şimdiki horozları sattım. O kümesi var ya arkadaşlar horozların kümesini de bunlara ayıracağım inşallah. Bütün tavukları da oraya alacağız ya da belki buraya da alabiliriz. Bilmiyorum onu siz aşağı yorum olarak yazarsınız inşallah. Şöyle bıldırcınlarımıza geçelim. Maşallah bak yerde yumurta da var ya. İşte yarın 3 tane dişi gelecek size ama tabi kardeşlere fazla vurmayın tamam mı? Canlar size söylüyorum. Şey baba şişkolara bak. Nerede bizim o şişko? Göremiyorum. Nerede? İçeri mi girdi acaba? Bak yukarıdakiymiş arkadaşlar. En üstteki şişko. Yani o da çoğu kardeşimiz yazmış ki abi yumurta sıkışmış olabilir falan filan. Yani bilmiyorum arkadaşlar o da farklı bir aydır böyle yani bir aydır böyle zaten bazı arkadaşlarımız söylemişti abi o bıldırcın niye öyle fazla kilolu diye yani bilmiyorum içinde hurda olabilir yani poposunda yumurtada kalmış olabilir ama bilmiyorum daha da bir şey olmadı çok şükür hiçbir sağlık sıkıntısı yok sadece poposu şişik. Yani öyle bir şişko. Neyse. Bundan sonra ona şişko diyeceğiz. İnşallah bir kardeş demiş ki abi kes onu. Ya ben fazla böyle kesemiyorum. Hani hep videolarda söylüyorum keseceğim diyor ama inanın valla ben kıyamıyorum öyle satıyorum kim keserse kessin yani değil mi küçük enişte maşallah ne kadar böyle oturmuşsunuz güzelce ne çok çok güzel şuna bak ya sen var ya bak baba sen niye kurttan kalktın he sen niye kurttan kalktı bana söylesene ne güzel civciv çıkartacaktın ya üşkaçlık yapıyorsun ha valla yani döveceğim bak seni ha ne oldu lan ne oldu ha şunlara bak arkadaşlar kelin kocası da gitti yapacak bir şey yok kel de zaten keli tekrardan çıkartırız diyelim. Şöyle içeri doğru gidelim tekrardan. Hava bayağı karardı biliyorsunuz. Ben de birazdan bunları kapatacağım. Belki bir çay yaparım sobanın üstünde. Ondan sonra volta eve doğru. Sonra video yapıyoruz sizler için. Biliyorsunuz siz de bir abone olmayı unutmayın. Like atarsanız da seviniriz arkadaşlar. Yani bayağı çayımız da burada. Şekerimiz de burada. Yani öyle ziyaret etmek isteyen arkadaşlar buyursun gelsin diyelim. Tekirdağ Süleymanpaşa'da. Hala yorum atıyorsunuz nerede diye. Oraya etiket atıyorum. Tekirdağ Süleymanpaşa diye. Süleymanpaşa'yı yazmamışım galiba. Neyse. Yani bu arkadaşlar böyle bunlar da bayağı güzel oldu. Bence siz tekrardan şöyle bir göstereyim kısaca. Yani nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Ben çok beğendim arkadaşlar. Var birkaç tane daha böyle 1, 2, 3 tane kafes yaparsak en azından yani civcivimiz olur. Koyarız bir şey olur koyarız. Bakalım yani inşallah güzel olur. Bence şu da güzel. Onun üstüne de aynı şekilde birkaç tane daha kafes yaptıktan sonra bakacağız. Devam edeceğiz yolumuza. Maşallah maşallah. Bir tane de şöyle ben ispencin paçalarını hep yoldum ya. Vallahi bant yapıştırdım da yapacak bir şey yok. Kardeşim yani arkadaşlar böyle bir videonun daha sonuna gelelim. Değil mi çocuklar? Maşallah şunun güzelliğine bak ya. Ne kadar güzel. Bir tane sanırsam arkadaşlar Vayendet çıkmış ama kırma. Şu gördüğünüz Vayendet olması lazım.
Bilmiyorum yani, bakacağız inşallah. O da Bayandet'tir, bizim kümesimizde de Bayandet olur diyelim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yanında çıkan video tıklayıp öbür videolara gidebilirsiniz. Hala abone değilseniz de abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.